Sağlık Bakanlığı. Odak noktasından mutlu akşamlar ve iyi haftalar diyelim. Güzel bir hafta bizlerin olsun. İyi haberler alalım. Ekonomik krize yönelik güzel adımların atıldığı, rahatladığımız bir süreç olsun. İyi temennilerle başlayalım. Bu ne kadar gerçekleşir bilemiyoruz. 3 Eylül takvimde yaz yaprakları tükendi. Sonbahardan gün almaya başladık. Hava hala sıcak ama sıcak olan bir başka konu daha var. O da ekonomi. Türk lirasının döviz karşısındaki aşırı değer kaybı, bir başka ifadeyle devalüasyon sonrası, şimdi de piyasaya bunun yansıması, yani enflasyonu konuşuyoruz. Tepeden tırnağa herkesin gündeminde, birinci gündemi, bir numaralı maddesi ne Kıbrıs sorunu, ne hükümetin geleceği, ne siyasi partiler, ne de bir başka konu. Şüphesiz ki herkesin bir numaralı gündem maddesi ekonomi. Ekonomiyle alınan tedbirlerin hayata ne kadar geçtiği ya da ne kadar yansıdığı tartışılır. Tartışılmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sendikalarla varılan uzlaşı sonrası ek mesai eylemi, ek mesaiye kalmama eylemi ya da grevi sona ermişti. Ama hükümet hemen hemen aldığı, açıkladığı kararların pek çoğundan geri adım atmak ya da önlemlerin ya da adımların ölçüsünü biraz kısmakla yetiniyor. Özellikle döviz üzerinden, döviz cinsinden yapılan kiralarla Türk lirasının sabitlenmesi konusunda rakamın birkaç hafta içerisinde nasıl değiştiğini gördük. 5 lira 30'lardan 6 lira 30'lara çıktığını gördük. Keza sendikalara karşı alınan önlemler de, ek mesai konusunda alınan önlemlere karşı da hükümetin geri adım atmak durumunda kaldığını gördük. Herkes taşını elin altına koysun deniliyor, bir slogan haline geldi. Hepimiz aynı gemideyiz diyoruz ama pek de öyle görünmüyor. Hem hükümet, hem sendikalar, hem vatandaşlar da aslında bu tablonun bir şekilde mimarı gibi görünüyor. Dar gelirli vatandaşı ezdirmemek gerekiyor. Sosyal devleti hayata geçirmek gerekiyor böylesi dönemlerde. Ne diyelim, hakkınızda hayırlısı. Efendim, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakıcı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, selamlar. Nasılsınız? Valla mücadele diyelim, uğraşıyoruz. Memleket aslında zor durumda. Hepimiz zor durumdayız. Bununla ilgili aklı, bilimi, ekonomiyi nasıl konuşabiliriz? Hep beraber nasıl ayakta kalabiliriz? Kıbrıs Türk halkı nasıl ayakta kalabilir? Onunla ilgili kafa yoruyoruz hep birlikte. O bakımdan gördüklerim, yaşadıklarım açısından üzgünüm. Üzgün olduğumu özellikle söylemek isterim. Çünkü Kıbrıs Türk halkı, özellikle düşük ve orta gelirlileri, ki bizim halkımız orta direktir, çok zor durumdadır. Maalesef ezilmektedir de. Bunun etkilerini bundan sonra çok daha fazla göreceğiz de birlikte. Maaşlarımız, aldıklarımız, kazançlarımız yerinde sayarken dövize bağlı olarak hep beraber geriliyoruz. Dolayısıyla ev kiraları ödemelerimiz var, araba ödemelerimiz var, başka ödemelerimiz var. Dövize dayalı ticaret var, dövize dayalı bir ekonomimiz de var. İthalata dayalı, onlara dövizle ilişkili bir sürü nokta var. Evet. Buna bağlı olaraksa gerçekten Kıbrıs Türk halkının, hepimizin ödemeleri giderek artıyor. Fakat bu durumda öfke de artıyor toplumda. Yani ruh sağlığı da bozuluyor insanların. Daha çok sinirlilik, daha çok gerginlik, daha çok mutsuzluk oluyor. Bu dönemde bundan kar elde edenler de var. Olmayanlar da. Kriz fırsatçılığı yapanlar. Efendim? Kriz fırsatçılığı. Tabii kriz fırsatçılığı da yapanlar da var. Veya çok da fazla bundan etkilenmeyen de yüksek gelirli bir kesim de var. Onlar da etkileniyor ama dar gelirli kadar, orta gelirli kadar değil. O bakımdan zor durumdadır Kıbrıs Türk halkı. Bununla ilgili endişelerimiz oluyor. Bununla ilgili değerlendirmelerimiz oluyor.
O bakımdan zor bir dönem. Çok Kıbrıs Türkiye için çok zor. Şimdi tabii objektif bakmak gerekirse bir gazeteci gözüyle de yani hükümetlerin, siyasi partilerin sorununun çok ötesinde ülkeye meteor düştü. Yani ülkede yangın var. Bu herhangi bir X partiye, X ideolojiye ya da bir milletvekiline, milletvekili grubuna mal edilmemeli, gündemin bu olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla mücadele etmek gerekir, birlikte mücadele etmek gerekiyor. Muhalefetiyle, iktidarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte ama şu sorumluluk alma meselesi konusunda sanırım toplum olarak da buna çok hazır değiliz. Oraya da gelelim. Yani hükümetin üzerine düşenleri ne kadar yapıp yapmadığı, sosyal devletin ne kadar bugün kendilerini hissettirdiğini, bütün bunları tabii konuşalım ama bir de biraz da toplum olarak tam da doğru insanla bu alanında uzman doğru kişiyle de bunu konuşmak isterim. Buna da bir yer ayıralım. Toplum olarak şu elimizi neden hiç taşın altına da koymuyoruz? Ya da gerçekten bir samimiyet mi bekliyor vatandaş? Yani hükümet o samimiyet testini geçemedi gibi öyle bir algı yaratıldığı için mi tepkiler var? Şimdi ne dersiniz? Bence tahlili doğru yapmak lazım. Bu programda da kısa bir süredir, 45 dakikadır programımız değil mi? Çok da uzun değil. Böyle çok net mesajlar da verelim. Bir de açıkta konuşmak isterim. Yani çoğu zaman da konuştum, dürüstçe konuştum ama zannediyorum bir kulaktan girildi, bir kulaktan çıkıldı söylediklerimiz. Şimdi bunu doğru tahlil etmek lazım. Bir kere burada mücadelemiz ekonomik bir mücadeledir. Bunu seçimde ben size, hepinize anlattım. Beni dinlemediniz. Onu da söyleyeyim buradan. Şimdi sen de kimsin? Ya, o anlamda söylemiyorum. Beni dinleyip dinlememeniz değil buradaki mesele. Evet. Söylediğim şudur. Siyaseten söylediklerimizi dinlemediniz. Şu anlamda söyleyeyim. Mücadele, lay lay lon mücadelesi değil dedim seçimde. Ekonomik bir mücadeledir. Orta ve düşük gelirlilerle bu ülkenin zengin bir kulübü arasındaki mücadeledir. Dedim. Sanki de havaya konuştum. Çünkü bizim oy verme biçimimiz, neden bir parti %3 aldı bunu söyleyen ve söyledikleri de harfiyen bugün yerine gelen. Çünkü ben size ne dedim? Sosyal konut yapayım dedim seçimlerde. Evet. Dar gelirli için söyledim bunu. Evi olmayan, işte hatta gittim Türkiye'den projesini yaptırdık, geldik dedik. Müteahhitler Birliği'ne kaç paradır bu? İşte 500-700 TL arası. 2+1. Aman emlakçıların bir kısmı çıktı, çok ucuzdur, yapamaz, attı, yalan söyledi. Hayır, doğruydu. Çünkü altyapısını devlet getirecek, yolunu, suyunu, elektriğini. Yalnızca binanın maliyeti karsız. Bu da dar gelirliği düşündüğüm bir şeydi. Ve dedim ki sosyal konut yapayım. Herkes güldü. Bugün duyarım yeni İçişleri Bakanı Halk Partisi'nin yavaş yavaş acaba sosyal konut yapmaksak mı diyor. TKP Yeni Güçler size söyledi bunu seçimde. İki, bütün üniversiteleri ücretsiz yapacağım dedim size. Ona da güldünüz bana. Şimdi insanlar ağlar üniversite ücretlerinin parasını, okulların parasını ne ödeyecekler diye. Bütün devlet okulları ücretsiz olacak dedim. Devlet okullarını geliştireceğiz dedik. Onun yanında üniversitelerde KTC vatandaşları için ücretsiz olacak dedik. Ona da güldünüz bize. Dediniz ki, niçin söylediydim? Dedim ki 20 tane üniversite var. 2000 tane her yıl giren Kıbrıs vatandaşı var. 2000'i hadi 3000 olsun 20'ye böleyim 150 öğrenci düşer her üniversiteye dedim. En güzel arazilerimizi veriyoruz üniversitelere bugün kurulsun. Vergi muafiyetleri veriyoruz, onu veriyoruz, bunu veriyoruz. Gümrük indirimi veriyoruz. Özel muafiyetler veriyoruz. Bari dedik 150'şer tane de öğrenci alsınlar burslu. Devlete de onlar karşılıklarını ödesin. Giderim dedim, gerekirse YÖK'ün kapısında yatarım, eğer dedim, biz hükümetsek. 2000 tane fazla adam gönderin bize, 100 bin geliyor, 102 bin olsun. Ama 2000 tane KKTC vatandaşı, hepsi ücretsiz gelsin dedik. Çok da değil mi? 150'şer tane, hiç böyle büyük rakamlar gibi gelmiyor. 150'şer evet. Burs verecek her üniversite. Seçim döneminde bunu matematik söyledim defalarca bunları. Zaten. Şimdi bugün hepimiz yok, üniversitelerin parasını nasıl ödeyecek onu düşünüyorum. 3, vergi reformu yapalım dedik.
Burada da dedi ki büyük muafiyetleri olan bazı büyük otellerin veya yüksek sermaye gruplarının indirim yapalım. Vergilerini toplayalım. Bu dar gelirli, orta gelirliye dağıtalım asgari ücretine, gelirine, ekmek sayısına, şuraya, buraya. Hemşire lazım, doktor lazım, polis lazım bize. Millet yine güldü bize. Bugün bakarım nerelere vergi yapsak diyor yeni hükümet. Ama vergiyi bizim gibi söylemiyor oradan toplayacağımızı. Kimden alıyor vergisini bunlardan almayınca? Tüp gazla alıyor senden orta direkten. Ekmeğin fiyatını artırıyor, orta direkten alıyor. Sütün tüte zam diyor, mazota zam diyor, elektriğe zam diyor. Gidip düşük gelirden ama orta gelirden alıyor zammını. Tamam büyükleri de etkiliyor bu. Ama küçükleri, düşük ve dar gelirlileri yaşam ve ölüm sınırı arasına bir yere getiriyor. Ölecek hale getiriyor, yok olacak hale getiriyor. Vergi reformunda da güldünüz bana. Tarım reformu yapayım dedim. Hayvancı alıyor bugün. İktidar yantısı birliklerin başındaki adamlar greve gitmelerine, eylem yapmalarına engel oluyor. Bugün Kıbrıs'ta. O gün neredeydim kendilerine hatırlayın. Bir zenginlik sınırı getirelim. Yüksek gelirlilere şu 1 milyon 2 milyon teşvikler gidiyor keselim. Onlar zengin oldu artık zaten ne bileyim adamın 1000 hayvanı var. Artık 1000 büyükbaş hayvanı. O zaten onun artık üniversitesi var, marketleri var, şeyleri var, zengindir. Oradan topladığımızı düşük orta gelirliye verelim dedik. Sanki de bugünleri gördük. Yani ben de 6 ay önce bu hale geleceğimizi dövizle bilmiyordum. Ama düşük ve orta gelirliğinin gelir düzeyi yükselmesi gerekir diye söylüyorduk. O gün de güldünüz bize bunlara. Şimdi geldik o gün seçime gittik. Bunları söyleyen adam %3 aldı. Ben Türkiye'lilerin partisiyim, ırkçıyım, bilmem neyim diyen adam %7 aldı. Hiçbir şey söylemeyen, lay lay lom diyen bu düzenin kurucusu, orta direğin, düşük gelirin batırıcısı UBP %36 aldı. Hiçbir şey söylemeyen bunlarla ilgili yığınla UBP'nin yerine iktidara gelen CTP, ki iktidara geldiğinde UBP'nin aynılarını yaptı, %20 aldı. En temizim, en dürüstüm, en akıllıyım, en zekiyim diyen adam. Facebook kahramanları %20'ye yakın oy aldı. Yeniyim diyerek Kurtuluş Sayın Partisi, Halk Parti hiçbir şey yapmadı bugün. Hesap soracağım dedi, soramadı. Bu düzenin aynısı olduğunu gösterdi. TDP geldi. Ben buradan da söylüyorum kendilerine, yığınla çalışanın hakkını sağladık yıllarca. Ben başkanlığı devrettikten sonra yeni bir yönetimleri var. Gitti. Öyle bir öneriye bu 23 madde dev şeyin var ya önerisi. Yabancı çalışan çocukların başınaymış 200 lira %10'u kadar vergi koydum dedi. Öyleydi değil mi hatırlayın 23 maddenin içerisinde evet. Yabancı işçi olarak bu ülkeye gelen çocukların. %10'u kadar. Asgari ücretin %10'u kadar vergi koydum dedi çocuk başına. Evet. Ben de çıkıp diyorum ki dünyanın neresinde görülür çalışana işçiye. Sosyal devlet destek vereceğine çocuğuna, çocuk başına kelle vergisi alsın. Nazi Almanya'sında görülmez bu öneri. Eğitim Bakanlığı'na almış destek olacaklar oradan da. Yabancı işçiler üzerinden. Yani çalışan adam gelir Türkiye'de ondan bundan çalışmaya. Hani gelir vergisini anlayacağım ama eğitim vergisi de ne oluyor? Onu da hiç anlayamadık. Taçer'in vardı bir ara Poltax derlerdi bunlar kelle vergisi. Bir de Nazi Almanya'sında. Gene Yahudilere, yabancılara koyduğunuz ek vergiler vardı. Onlardan bir farkı yok ya bunların koyduğunuz. Bunları da yapan sol partiler. İktidarda olan şu anda. Emlak fiyatlarını düşürdüm de tapu harçlarını indirdim dedi. Be kardeşim bugünlerde ev satın mı alacak da tapu harcını düşüreceğim bize? Ev satılır dar gelirli, orta gelirli, zor durumdaysa evini satacak. Ev satılmayı kolaylaştırdın. Yabancıya da ev satılmanın önünü açtın. Peşkeş çektin Kıbrıs Türklerinin evlerini de. Burada yaşayan halkın evlerini de peşkeş çekmeye hazırlanın. Daha çok yabancı gelsin, ev satın alsın. Zaten halklar da satmak isteyecek. Şeye baktığım zaman. Yani önerilere baktığım zaman da hükümetin koyduğu önerilere. Aha size dörtlü koalisyon UBP'nin yerine geçen. Şey olarak söyleyeyim de. Ve çoğunuz bu TKP yeni güçlerin önerilerine güldünüz. Şimdi de dönüyorum. Hatırlattık. Bu başbakan çıktı dedi ki
Ya dedi şey muhalefet yoktur dedi. 13 madde öneri sordum dinlemedi. Döndüm gittim başbakanlığına 16 madde koydum hatırlatayım diye kendilerine. Bu aldıklarınız yanlıştır ya bu öneriler. Tamam değildir. Ama halka da söylüyorum bunlar bu sözleri vermedi ki size. Demedi size sosyal konut yapacağım. Hava yollarından şikayetli bakanın bir tanesi DDP'li bakan çıktı BAF'tan bağlıdır dedi Kıbrıs. Ben o yüzden BAF'tan çıkıyorum dedi. Ve kardeşim sen herhalde bakan olduğunu unuttun sen. Muhalefet milletvekili falan da değil. Sen bakansın. Uyum. Uyuyorsun herhalde. Sen düzeltecek kişi sensin. Kim düzeltecek? Ben. Seni hükümet yaptı bu halk. Bakan oldun. E Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı sattılar da o yüzden bağlı oldu. E kur o zaman. Bana güldünüz seçimde Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı kuramayız diye. Uçak fiyatlarını kim düşürecek? Dengeleyecek bir devlet hava yolu olabilir. Ya da sübvansiye edeceksin şeyi. Dolmuş gibi olsun bunun içerisinde eğitimden, turizmden bir sürü öğrenci, turist gelir. Ucuza gelsinler bu ülkeye. Senin neyi satacaksın sen? Turizmde nasıl rekabet edeceksin Türkiye ile? İki tane dev inan Kıbrıs Rum kesimi ve Türkiye gibi iki turizm dev inan Kıbrıs nasıl mücadele edecek? Güneş aynı, deniz aynı, kum aynı. Ha turist gelip kesilen elektriği görmek isterse nerede nasıl olur? Onun turizmi olur. Bakın denk turiste bu ülkede böyle kesilir elektrik. İkide bir 20. yüzyılın sonunda biz şeydeyiz. Nedir adı? Elektrik kesildi. Seneye daha çevre bir, daha ne kadar pistir diye onu görmek istem. Şu bu belediye başkanlarının bir kısmı pis belediyeler oldu halde, kötü oldu halde oy alır ve şey olur diye onu görmek istem. Altyapısı kötü, yollar ne kadar bozuktur görmek istem. Ne için gelecek turist buraya? Ucuz olabilir, tek gelebileceği şey o. Ucuz olabilmesi için de sen ya havayolu şirketin olacak ya tek giriş kapın olan gümrükleri, efendim uçakları, şeyleri ucuzlatacaksın, teşvik vereceksin onlara. Bir tek verebileceğin teşvik oralardı. Yok üç tane şirket zengin olsun diye trilyonlarca liralık şey teşvik dağıtasın. Şimdi ben bunları seçimde söylerken ne oldu? Kaybettim ben %3. Şimdi kazandınız. Ben size söylüyorum dönüp dolaşıp bu önerilere geleceksiniz ve yapılmadığı için, yapmayacakları için de bu önerileri. Kimse size söz vermedi bunu şu ana kadar. Geldik dövizden karşı karşıya kaldık şimdi. Döviz de bizi vurunca lay lay lom diye oy verdiğimiz halka da hep beraber dokunalım biraz. Lay lay lom diye oy verdiğimiz partilerimizden ölü gözünden yaş bekledik. Size kimse vergi reformunun sözünü vermedi ki. Size kimse yeni hava yolu kuracağım demedi ki. Size kimse tarım reformu yapacağım demedi ki. Size kimse ücretsiz üniversite yapacağım demedi ki. Bunu söyleyen partiye %3 verdiniz. Bunu söyleyen %3 verdiniz. Bunu söylemeyenlere, yalan dolan söyleyene de %30 verdiniz, %20 verdiniz, yüzde bilmem ne verdiniz. Yani bu gerçeğimiz de bu. Şimdi lay lay lomla oy verdiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Ve şimdi geldik Kıbrıs Türk halkı olarak çakıldık. Neye çakıldık? Döviz bizi vurdu şu an. Elektrik fiyatları bizi vurdu şu an. 500 lira öderken 1000 lira elektrik ödemeye başladık bugün. Evet. 200 lira su öderken 400 ödemeye başladık. Ekmeği böyle 2 lira alırken 3 lira almaya başladık. Şeyi kiralar bugün ne bileyim adam başı 1000-1500 TL iken bugün 2000-3000-4000 TL'lere. Onu da Türk lirası bulabilirseniz. Onu da Türk lirası bulabilirseniz o anlamda bakıldığında. Ya geldim size dedim ki bankalardaki döviz mağduriyetini, dövize olan faizlerin ne yapacaksınız? En çok öteleyeceksiniz değil mi? 5 yıllık aldığını bankaya gidersen bu döviz krizinde en çok 10 yıl, hadi 5 yılı 10 yıl yapsın. Ama faiz işleyecek. Ya faiz 2 katını geçerse ne olacak? Kim ödeyecek bunu? Ödeyemeyecek. E kimse dediydi size faizleri ben 2 katından yukarı olan döviz faizlerini sileceğim diyen kaç tane partiniz vardı sizin? Bir tane. DKP Yeni Güçler. Size söyleyeyim onu bir tek kişi. Bir tek parti var. Partiler açısından da. Siz ona %3 verdiniz. Şimdi buradan bir mesaj mı? Şöyle söylüyorum. Evet. Aha size hükümet, dörtlü koalisyon. UBP'den hiçbir farkı yok. Ben aha duyarım işte dörtlü koalisyon gidecekmiş de UBP gelecekmiş de bilin. E bunların birbirinden farkı yoktu ki. Mehmet Bey diyecekler. Yani şimdi vergi reformunu UBP size mi söz verdi? Tarım reformunu. UBP size ne diyor? En çok ben giderim Türkiye'ye yalvarırım.
En çok ben giderim Türkiye'den isterim. Bunlar beceremedi istemeyi. Beni seçerseniz ben daha çok isterim diyor. Bize söylediği Uwe Pelin o. E peki be kardeşim Türkiye aptal mı? Türkiye'de vergi düzenlemesi yapıldı. Türkiye'de banka faizlerinin düzenlemesi de yapıldı. Türkiye'de tarım reformu da oldu. Baktığımda zenginlik sınırı var. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Adam bile bile sana. Bütün bunları yapmayacaksın. Sen 3 tane 4 tane adamı zengin edeceğin bir düzen kuracaksın. Ve Türkiye sana bol para verecek ve sen de geleceksin 4 tane adama dağıtacaksın. Ve en bu önemlisi da, işin bu içinde protokol maddelerine uymayıp hayata geçirmeyeceksin. Zaten protokol maddelerinin evet. Bir kısmı da şu kızarık ya biz de bazıları uymayanlar vardı kızdık ama içinde gene vergi reformu da yap dedi sana. Tarımda düzenleme yap dedi kamuda sana. Reform. Kamuda reform yaptı dedi sana. Onun mu söylemesi gerekiyordu bunları yapman için? Senin güçlü bir siyasi iradeye yalan dolana ihtiyacın yoktu burada artık. Ama biz kime nasıl oy veririk? Aynen şöyle. Bakmayız partilerin ne söylediğine bize. Ahmet ahbabımdır. Ama Ahmet hırsızdır. Ama Ahmet tamam değil. Varsın Ahmet çalsın. Bizi de görsün ya bir işçimiz olduğunda. Zihniyetine. Bak öyle şeyden de vazgeçtim söylemeyi. Nedir adı? Düğünüme geldi, cenazeme geldi. O basitçidir. Ahmet yesin. Ahmet hırsızdır. Ama oyumu vereyim Ahmet'e. Çakıcı da alame-i cihan olsa, 4 değil 24 tane şey olsa, ödül alsa ona vermeyeyim. Ahmet hırsızdır ama Ahmet'e gideyim, oyucumu vereyim çünkü bir işçiyim olursa. Bana akıl zeka gerekmez. Benim işimi kim çözerse ben ona gideyim oyumu vereyim dedik. Takım tutar gibi partilere oy verdik. Dedemin partisi, nenemin partisi, babamın partisi bilmem ne. Şimdi de geldik çakıldık. Çakıldık döviz krizine. Çakıldık önlemlere. Şimdi hükümet bocalıyor. Dört başlı bir hükümet. Sağcısı sağ değil, solcusu solcu değil. Aslında bakıldığında. Niçin? Liberal ekonomi olur, tekelci olmaz. Solcu olur, kafa vergisi koymaz. Yani şeye bakıyorum geriye doğru. Her biri bir kafadan şimdi. Bunlar oturacak, düşünecekler ve önlem koyacaklar ortaya. Kime yönelik bu önlem? Kime yönelik? Nasıl bir vizyondur önleminiz? Yani hangi taraftasın sen? Onu söyle. Bazı ufak büyük kesimler hala rant elde etmeye, hala büyük paralar kazanmaya devam edecek ve onları korumaya devam edeceksin. Ve bu arada zamlar mı yapacaksın? Yoksa zamları yapmayacağım, onlardan mı alacağım diyeceksin? Kafası karışık. Ne yaptığını bilmiyor. Öneriler de bakarım. Bana göre öneriler de hiç şey değil. Çalışan ve emekçiyle ilgili hiçbir önerisi yoktur hükümetin. Allah aşkına açın bakın 23 maddelik öneriyi. Bir tane işçi kelimesi bulun içinde. Bir tane işçi. Bir tane özel sektör çalışanı, işçi ile ilgili öneri görün bana. Allah'ın dövizle ilgili şeylerini bile tam olarak düzenleyemedik. Mahkemeliktir, hatta hukukçudur başbakanımız. Orada bir sürü hukukçu da var. Bakıyorum geri. Düzenlemelerimiz bile doğru dürüst yapılamaz. Çünkü buradaki problem şudur. Düşük ve dar gelirliği korumakla ilgili bir siyasi vizyonu yoktur hükümetin. Böyle bir yapısı yoktur. Ve şu anda çok zor durumdayız. İmkanı var mı? İmkan olmak için karar vermeniz lazımdır. Vergi reformu yapacağım demeniz lazım. Tarım reformu yapacağım demeniz lazım. Şunu çok merak ediyorum. Banka bugün faizlerini biraz önce söylediğim saydım bunları. Bunları yapmakla ilgili siyasi irade ama bu, diyorum ki bu dört parti hiçbir şey söylemediler. Dikkat ederseniz bana bir tane bu söylediklerimin bir tanesini yapıldığını söyleyin. Bir tane bile. UBP de yapmadı, siz de yapmadınız. Yani ne farkınız de, var UBP'den? Hani, şimdi tarım reformunu yapmadığınızda Erkut Şahali ile Nazım Çavuşoğlu arasında ne fark var ki? Nazım daha uzun boylu, Erkut daha kısadır. Nedir farkları? Aynı. O da iyi bir yöneticidir, öbürü de iyi. Günlük işleri idare ediyorlar. Sizin günlük işleri idare eden insana ihtiyacınız yok. Bir tek işe ihtiyacınız var. Tek bir işe. Tarımda zenginlik sınırı belirlemezseniz ve yukarı verdiğiniz teşvikleri ortadaki ve düşeğe veresiniz oradan keserek. Tarımda siz küçük ve orta hayvancıyı ancak batırırsınız, ancak biterler. Başına da birliklerinin hükümet yanlısı biri oturursa o da eylem yapmaz. Memnundur halinden. Ve onda bundadır. Kafası da karışıktır hepsinin. Her alanda değil mi o? Efendim? Her alanda böyle. Her alanda böyledir. Biz de güçsüzleştik. Teşekkür ederim verdiğiniz oylarla.
size oturup da güçlendiriyor. Mesela merak ettim. Çok ilginçtir. Hayatlarında şu 6 aydır bir muhalif ses duydular. Başbakanlık önünde yaptığım eylemde 22 bin kişi izledi görüntüyle. Teşekkür ederim. İlk defa duydunuz beni. Seçimde hiç duymadınız beni. Ama şimdi duymaya başladınız, size söyledik. Çünkü niçin? Artık cebimize, artık evimize, artık ekmeğimize dokunmaya başladı. Bu önlemler doğru mudur, yanlış mıdır test etmen lazım. Çünkü artık cebine hitap ediyor. Şimdi şunu sormak isterim. 7 aylık bir hükümet var ortada. 4 partili bir hükümet. Belki işler biraz daha zor gibi görünüyor. Ama aslında bana sorarsınız, 4 partinin birlikte olduğu ve ortak kesişenler üzerinden adım atabilmek, ki bu daha sınırlı ve daha konsensusa yönelik bir durumdur. Aslında işlerin biraz daha kolay olması gerekiyor. İşin içinde sağ da var, sol da var ama. 4 partinin kesiştiği, soruyorum sana da, ben bilmiyorum da. Belki evet. Beni de aydınlatırsınız. Estağfurullah. Yani çok teşekkür ederim. Yani ben de aynı. Ya 4 partinin ortak kesiştiği vizyon nedir? İşte parti programında bunları teker teker madde sıraladılar. Mert kardeşim, ne sıraladılar? Sen söyle bana aklında kalan bir tanesini. Valla şu anda ben aslında şuraya gelmek istiyorum. Benim yani sorum şu. Söylediğim şudur. Sakın ola bir psikolojiyle biz dışında, bir öneri yapıyoruz. Psikolojisi verebilirsin bize. Evet. Senin önerinin altındaki vizyon nedir? Vizyon şudur. 4 partiyi bir arada tutabilecek bir hükümet programı. Koltuk var, koltuk. Ben 4 partiyi bir arada tutabilecek bir koltuk. Hükümet. Koltuk. Peki. 4 tane parti bir araya gelir de iş yapmaz ise. Ya da yapamazsa. Veya da yapamazsa gider. Kalıyorsan ve iş yapmıyorsun, senin derdin koltuktur. Birinci sorum. 7 aylık hükümetin yaşanmış olan bu Türk lirasındaki devalüasyondan bir şanssızlığı olduğu ortada ama. Genel icraatlarına baktığımızda bir memnuniyetsizlik var. Tatmin ve samimiyet noktasında hükümetin çok samimi olmadığı düşünülüyor ki alınan önlemlere de büyük tepki var. Şimdi şunu soralım. Toplumcu Kurtuluş Partisi yeni güçlerin aldığı oy oranından memnun olmadığınızı biliyoruz. Kendi kurmuş olduğunuz partiyle yolunuzu ayırıp yeni bir parti kurarak, büyük bir cesaret sergileyerek belki de partide kalıp tek adam noktasında ya da dikta mantığıyla kendi partinizde de kalabilirdiniz. Bunu yapmadınız. TKP'yi yeniden hayata geçirerek bir yola girdiniz. Evet. Kısa bir süre içerisinde de seçime girip ardından da %3'lük bir oy aldınız. Tabii ki evet. Beklentilerinizin altındaydı bu. Evet. Ama şimdi bugün çizginin bu tarafından bakıp konuşuyorsunuz. Acaba bugün TDP yerine TKP olsaydı, siz de bugün Cemal Bey'in ya da bir başka bakanın yerinde bu 4 partili koalisyon içerisinde olsaydınız, bahsetmiş olduklarınızın ne kadar hayata geçebilirdi? Bir de üzerine kriz denk geldiğinde, yoksa siz bu böyle bir hükümetin içerisinde yer almaz mıydınız? Durumunuz ne olurdu? Şimdi bugün eleştirilmeyen, aksine desteklenen taraftasınız. Çünkü mecliste de değilsiniz. Evet. Eleştiriyorsunuz ve herkesin bam teline dokunuyorsunuz. Dolayısıyla evet. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Toplumda sevilen, sayılan, itibarı olan birisisiniz. Hakkınızda da bir siyasi olarak da hakkınızda bugüne kadar herhangi bir yolsuzluk, herhangi bir olumsuz bir durum yok. Evet. Çok da iyi bir üslubunuz var. İnsanlar size şimdi çok ilgi gösteriyor ve buradan yola çıkarak da sormakta fayda var size. Evet. Bugün iktidarda olsaydınız bu eleştirileri sizler de alır mıydınız? Almazdım. Neden? Neden? Bu hale düşersem çocuklarımın yüzüne bakamazdım. Bakamazdım. Bu kadar bunları söyleyen bir adam, düşmeyeyim diye de korkardım. Bu hale düşmeyeyim diye. Yani çocukların başına vergi koyma. Kimse bana çocukların başına vergi koyduramazdı. Ben o hükümette kalmazdım. Çocukların başına vergi koyayım derse bana biri, o hükümette kalmazdım. İdeolojik mi, ekonomik mi? Ekmeğe zam koyacaksam, ki ben fakirlikten gelmiş bir adamım sevgili dost. Ben surlar içinde büyüdüm. Ben fakirlik nedir bilirim. Ben yurtta kaldım Türkiye'de. Anamın bana ödeyemediği, tıp fakültesinde okurken, çocukken soğan kızarttığını hatırlarım. Anam hayattadır o gün. Ben oradan geldim, bilirim. Bedeli zengin ödeyecek bu ülkede. Mazota, elektriğe ona buna zarar yok. Yığından vergi reformunu bam diye oturtmuştum. Vergi reformunu ilk yapacağım iş oydu. Diğer partilere rağmen. Basmıştım vergiyi gazinolara, betting ofislere, muafiyetleri kaldırmıştım. Oradan topladığım parayla döviz kriziyle karşı karşıya kalabilirdim. Ama zam yapamazdım ekmeğe, gaza, elektriğe. İki, elektrik kurumunu özelleştirmiş, devletleştirmiştim. Özelleştirmenin tam tersini yaptıydım.
41 milyon lira aylık verir elektrik kurumu özel şirkete. 6 aylık, 8 aylık ödememle bütün devletleştirirdim şeyi, nedir adı bugün? Aksa'nın bulunduğu yerleri açık da söylüyorum. Açık olarak. Sözleşme var. Devletleştiriyorum ben şeyleri, ben sözleşme kalsın. Kamulaştırma yasal hakkımdır benim devlet olarak. Yendi yağımına yeni ciğerimi kavurdum. Bu kadar, zaten, bu zaten, kadar kısa süre zaten, içerisinde yapabilir miydiniz? Ya bu şok kısa dalgaları. Değil, ben demiyorum sana yarın sabah hepsini birden günüm yetmez. Şey, dedim bana sen 4 yıl. Hükümet de bunu söyleyecek. 4 yıl ilk. Diyecek ki sana, bizim de bizde tamam 7 ay oldu üstüne şey, kriz geldi seçim hiç, geldi diyecek. 6 ayda hiçbir şey yapmayacaksın. Kamu reformu bile yapmayacaksın. Sicil affı yapmayacaksın. Şartlı tahliye tüzüğünü değiştirmeyeceksin. Hiç yapmayacaksın bunları. Hiçbirini. Vergi reformu, faiz cezası, hiçbiriyle ilgili çalışma da yapmayacaksın. Hukuk reformu da yapmayacaksın. Hiç, hiçbir şey. Ve oturmaya devam edeceksin koltukta. Ondan sonra şey diyeceksin ve döviz krizi geldi şimdi de. Tamam, ne yapacak? Bunları yapman. İşte ben soruyorsun bana, yapar mıydı? Siz ve Kıbrıs Türk halkı bizi sorgulamasın diye. Ve onların yüzüne bakacak biraz suratım olsun diye. Ve bu eleştirileri almayayım diye ölümüne peşinde koşardım bunun. Onu söyleyeyim. Ve kimse bize dediğim gibi yok çocukların başına yok şey fakirler şeyler dövizler bilmem nelerle ilgili şey olacak. Bedeli orta direkt düşük sınıf ödemeyecek. Ödememelidir. O yüzden tarafıma çok net olarak söylüyorum. Benim hayalimde KKTC vatandaşlarının üniversitelere para ödemeden gitmesi var. Benim hayalimdir. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Umurumda bile değildir. Bunu da söylerken açık açık. Kimin ne söyleyeceği de arkamdan onu söyleyeyim. Evet hırsızsam, soyguncuysam arkama bakarsınız varsa bir şey. Bulursanız da sakın ola söylemekten geri kalmayın. Ya da ailesine bir devlet şeyini, arazisini peşke çekeceksem hükümet döneminde, üniversite izni vereceksem, arazi izni vereceksem, bilmem ne izni vereceksem o zaman herkes beni sorgulasın. En önemlisi ne biliyor musunuz? Ama iktidara geldiğinizde koalisyon ortaklarınıza daha önce yapmış olduğunuz eleştirilere sessiz kalmanız olurdu. Kalabilir miydiniz? Efendim, ya ben duramazdım. Yani onu söyleyeyim, bana sorarsan. O zaman siz böyle bir hükümetin içinde olamazdınız. Çok söyleyeyim yani kusura bakmasın. Şimdi o surlar içinden fakir gelen çocuk, evet arabasını siyah Mercedes'ini kullanmaya ihtiyacı yoktur. Yoktur ihtiyacım şu anda. Yoktur 1000 kişilik. Ben 2000 kişi yönetiyorum ben psikoloji yakın doğuda. Türkiye'nin en başarılı psikoloji bölümüdür. Her yılda ödül alırız. Dolayısıyla benim özel bir makama gelip, zaten profesörüm ben, o da bölüm başkanıyım. Yani birini yönetmeye ihtiyacım yok ki. Bir bakanlıkta 500 kişidir. Ben zaten 2000 kişi yönetirim. Bir, iki tane, sekiz. Benim 3 tane var. Ondan nasılsanım var. Benim hayalim ne bileyim bir bakanlık odasına oturup böyle bir şey değil. Zaten bunları yapmayacaksak gelmeyelim. Zaten 51'dir yaşım. 10 yıllık ömrüm kaldı. Estağfurullah. Yani nereye götüreceğiz? Yani onu söylüyorum. Ama şimdi söylüyorum. Bu memlekette duymak istenilen her şeyi söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeyim sana bir örnek daha. Geçen gün gene bakan arkadaşlardan bir tanesi bir işçi ölmüş. Bir inşaatta. Evet. İşçi cinayeti. Yani pat diye düştü adam öldü. Bakan çıktı dedi ki polisi aradım dedi canım sıkıldı dedi polis beni dinlemedi. Facebook'ta da yazdı bize. Değil mi çalışma bakanı arkadaşımız gene. Okudum da güldüm. Dedim ya sen bakan Facebook'a yazar. Facebook'a bırak biz yazalım başkası yazsın. Sen bakansın senin muhatabın Facebook değil ki. Sen aş başbakanın ha. Alo sayın başbakan Tufan Bey. Sen dedin ya bize polis sana bağlıdır. Öyle demedi bize başbakan. Polisi sivile bağlanmasını söyledik. Sayın Başbakan da açıklama yaptı. Zaten bağlıymış. Zaten bağlıymış dedi. Çekin kulağından polisi bakalım. O sizi dinlemeyen madem sana bağlı. Senin bakanını dinlemedi. Polis bakanlar kurulunda. Ve başbakanlık da sana da bağlı. Polis sana bağlıysa ne için dinlemesi seni anlayamadım. Ha dinlemiyorsa seni de başka yere bağlı değiştir. Yasa var. Sana bağla. Ha, sana bağlıysa gerekeni yap polise. Aç bakalım başbakan olarak. Benim bakanım size talimat vermiş ve siz de yapmamışsınız. Ve derhal görevden alınmasını sağlayayım o polisin. Bakayım yapar mı yapmaz mı bir daha. Mesele o polisin sizi dinlemesinde değil. Sizi polis orada irade bile görmüyor.
oradaki polis komutanı kim ise. Ve ölen işçiyle ilgili tedbir almakla ilgili veya bir şey yapmakla ilgili yapmıyor demektir. Ya sen ne bilsin? Niçin sen bakanlıkta oturun ki? Sen polise bir şey söyleyemedikten sonra. Ne bileyim, pahalıdır uçaklar dedikten sonra. Vergi koyduktan sonra çoluk çocuğa. Asgari ücret meselesi. Asgari ücret meselesi. Yani. Niçin oturursunuz arkadaşlar orada siz? Neden yani? Bakan olasınız diyedir yani. Ünvan alasınız diyedir. Ve zamanında seçimlerde beni suçlardınız, makamda isterdi diye. Her gerçek bugün tek tek ortaya çıkıyor hepsi. Kimin makam istemediği ve kimin istedikleri de bugün ortaya çıktı. Aynı şey diğerleri için de geçer. Kendine sol diyen CTP'si, TDP'si. Hadi bakalım şimdi solcu partiler siz dar gelirli, düşük gelirli, orta gelirli insanlarınızı koruyacak adımlar atın bakalım. Çalışanı, emekçiyi, hepimiz üniversite hocasıyız. Hepimiz emekçiyiz. Koruyun bizi bakalım. Biz de, ya yanlış anlaşılmasın ben de yani üniversite profesörü ama emekçi, çalışan baktığınızda. Orta direk sınıfımız o. Dolayısıyla biz bunlara karşı tedbir alacağız. Birileri zenginlik üzerinde yüzecek, vergi muafiyetleri olmayacak. Denizin ortasına kadar denizi de işgal edeceksiniz. Oteller onlar bunlar bir şekilde. Bakarım bir arazi bir şey yapılır bir yerde. Kimsenin ses çıkar. Yasal olanların için bir şey demiyorum. İzin alınanlar için bir şey. İzinsiz yapılanlar anlamında da söylüyorum. Bunlarla ilgili hiçbir tedbir almayacağım. Sen eşin elinin taşının altına koymayacak kimse. Ve sen geleceksin gözümüze baka baka elektriğe zam dedin bize %50'ye vardı. Tüp gaza zam dedin bize. Süte zam dedin. Ekmeğe zam dedin. Mazota zam dedin. Ama başka bir şey daha söyleyeyim. Örtülü ödeneklerinizden vazgeçmediniz efendiler. Ama Serdar Bey bisikletle gidiyor. Ne bisikleti Serdar Bey'in yaptığı şovdur şu anda. Kimi kandırıyor Serdar Bey? Yetmez mi bu önler? Serdar Bey babadan gelme gayet de zengin bir sürü arabaları ekonomik durumu olan bir şey. Biraz bisikletebilirse spor yapar. Biraz kilo aldı. Spor yapmış olabilir. Yani bu göstergedir Allah aşkına Serdar Bey'in yaptığı. Tüp gaza zam diyorum. Elektriğe zam ben şovu ne yapacağım? Sen bana tüp gazımı, elektriğimi, mazotumu, ekmeğimi, sütümü bunu düzenle bakalım. Sen şovu bırak Serdar Nektaş. Şimdi ama şeyi bitireyim. Buyurun. Partilerin ve yaptıkları milyonlarca lira yardım aldılar partiler. Vazgeçtiler mi onlardan? Örtülü ödenek, Cumhurbaşkanı da dahil Başbakan, Eğitim Bakanı Cemal Bey, Kudret Bey. Vazgeçtiler mi örtülü ödeneklerinden? Çiçeklerden, rehalardan, törenlerden, yurt dışı şeylerden. Geçen gün Kudret Bey'e gitti. Gayet İngiltere'de bayağı da pahalı bir salonda. Gayet de kalabalık bir ekiple beraber. Şey yaptılar, yurt dışı ziyaret yaptılar. Ve çok ilginçtir. Arkadaşlar şikayet etti. Halk Partisi'nin önerisini götürmüşler hükümetteyken. Sen hükümetsin, hükümetin önerilerini götürür. Eğer İngiltere'deki insanlara seçme seçilme hakkı vereceksen partinin görüşü olamaz. Sen hükümetsin artık. Mesela şu asgari ücret meselesi, vatandaş yazmış Veli Baş. İki ayımızı yediler, 1 Eylül'de geçerli saydılar. Nasıl bu iş? İki ay asgari ücretten nasıl yenir? Vay gülüm vay diyor. Size de bravo demiş. Bir Ulusal Birlik Partili izleyicimiz yazmış. Bir Ulusal Birlik Partili olarak sizin alnınızdan öpüyorum demiş. Sayın Erol Canseç, başka yorumlar ve sorular da var hiç ama önemli değil. Şunu sormak isterim. Şimdi vatandaş şunu söylüyor. Vatandaşımıza da diyor ki, evet. İktidara bugüne kadar gelmemiş isimleri de bakan olarak bugün görüyoruz. Evet. Daha önce hiç yepyeni iki siyasi partiyi de işte birini iktidarda gördük. Birinin genel başkanı değişti, ülkenin köklü partilerinden birinin genel başkanı değişti. Bugün başbakan olarak duruyor. Siyaseten kirli bir geçmişi yok. İşte bir hukukçu, güzel bir mesaj verildi. Dört parti bir araya geldi. İşte demek ki bunlarla da olmuyorsa, şimdi Sayın Çakıcı konuşuyor. Sayın Çakıcı da gelseydi, işte bu, bak yine, diyorlar ki, yani bunu görüyoruz. Yine bak şeyden yanlış yönden bakılıyor. Tufan Bey. Sayın Çakıcı da böyle olacak. Demek ki o da yapamayacak. Kim demiş ya geleceğimi görüyorlar anlamadım. Beni tanıyan tanımayan adam benimle bazen Facebook'ta da görüyor. Cemal Bey için de aynısı söyleniyordu. Ne yapayım Cemal Bey'i? Cemal Bey'i bugün ayrıca TDP'dekiler otursun değerlendirsin. Ben Mehmet Çakıcı'yım. Cemal Bey, Memal Bey değilim ben. Buradaki fark odur. Ama şunu söylüyorum. Fark Mehmet'le Cemal arasında, Kudret'le Tufan arasında, Çakıcı'yla Tufan arasında değildir diyorum. Tufan Bey iyi bir adam.
Tufan Bey iyi bir hukukçu da olabilir. Tufan Bey iyi bir insan. Tufan Bey iyi bir akademisyen. Tufan Bey'in kişiliği ya da Kurt Bey'in hiç uğraşmıyorum kişilikleri. Bunlar iyi insanlar. Cemal Bey de iyi insan. Bir şey demiyorum. Yani fark orada değil. Fark biraz önce söylediğimde Mehmet Çakıcı'nın partisi gelinde faiz yasasını dövizde sınırlayacak. Var mı bunun aynısını söyleyen? Yok. Üniversiteler ücretsiz olacaktı KKTC vatandaşları için bunu söyledi. Diğerleri söyledi mi? Hayır. Tarım reformu yapacak, zenginlik sınırı belirleyecek, oradan büyüklerden kestiklerini küçük orta işletmeye verecek. Bunu başkası söyledi mi? Hayır. Ama söylemek siyaset... başka, hayata geçirmek başka. Tamam canım. Evet, ama o... söylemedi adamlar. Söyledikleri başka şeyler de var hayata geçmeye. Onları bilmem. Basit de hatta söyledikleri. Birinden hesap sormak. Nenem de yapar bunu. Ama o nenem de yapanı yapamadı adam. Hesap sormak. E sorun bakalım. Kim tutar seni? Arazi meseleleri. Sorsun Kudret Bey'e söyleyeyim esas. En çok oydu söyleyen. En temiz, en akıllı, en zeki de oydu. Mesela daha ileri siyaset yasağını kaldırarak neye hizmet edildi o ayrı bir konu mesela. Hayır yani Kudret Bey dedi Halk Partisi burada Facebook kahramanı. Çıksın yapsın ama Mehmet Çakıcı'nın söyleyeyim size geliyor mu? 98-2000 yılında intiharlar oldu bu memlekette. Teker teker askerlerimiz öldü. O zaman da kriz vardı askerin içerisinde. Mehmet Çakıcı askerdi. O günkü güvenlik komutanlığına çıktı. Komutan çağırdı beni. Nasıl önlenir bu intiharlar dedi. Komutanım dedim iki şey yapacak. Bir, hukuk çalışacak. Cezalandıracağız dayakçıları, şiddet olanları. İki, eğitim uzun vadede yapacak. Hem eğitim programı yazdık. Hem danışmanlık merkezleri kurduk. Psikolojik danışmanlıkları. Ama adli olayların üzerine girdik. Her ay bir subay askeri mahkemeye gönderdim. Benim raporlarımla. Benim ispatım vardır hesap sormada. İki yıl içinde bir tek tokat kalmadı askerde. İki yıl içinde yılda 14 olan ölüm sayısı 1'e düştü. Benim geçmişimde sorgulama, hesap sormayla ilgili şeyim, referansım vardı. Askerde ne olduğunu merak edenler gitsin baksın. Şimdi de bir korkumuz yoktur. Çünkü geçmişim de temizdir. Tabii ki hesap soracağım, anlamadım. Hatta rüşvet, bana sorarsanız dedikodu olarak bile rüşvetlerin ne olduğunu biliyorum. Keşke elimde imkan olsaydı. Vereni en azından diyelim ki af çıkarırım sana. Ama rüşvet alan devlet yetkililerinin hepsini söyle bana. Hepsini yargıya tek tek atmazsaydım. Hepsini yargıya tek tek göndermezseydim. O zaman bana hesabını sorun bunu. Şimdi elinde dörtlü koalisyon hesap soracaklardı UBP'lilerden bilmem kimden. E sorsunlar. Anlamadım ne var. Yasa elinde, güç elinde, meclis elinde, çoğunluk elinde, milletvekili sayısı da elinizde. Hadi yapın efendiler. Onu söylüyorum. Ama tekrar söylüyorum. Bunlara gürdüğünüz gara Mercedes'lere, bindiğiniz gara Mercedes'lere. Örtülü ödenek dediğiniz aynı örtülü ödenekleri aldınız. Devlet yardımları, partiler onlar bunlar aynıyız. Ben devlet yardımı almıyorum parti olarak. Siz de almayın. Anlamadım. Ben nasıl parti olarak davet ediliyorsam, yaşıyorsak onlar da yaşasın. Ama şey anlamında söylüyorum. Bunlarla ilgili gerekenleri yapmakla ilgili şimdi hesap zamanı. Geldiğimde bir gün yapmazsam o gün hesabını sorarsınız. Ama zaten bu hale düşmemek için. Asla bir UBP gibi beni birinin karşısında eğilirken göremezsiniz. Birinin karşısında para olarak muhtaç olmamak için... Bir dediğiniz Türkiye'li yetkililer. Türkiye'li yetkililerin karşısında tabii ki adamın... Peki hem kendi... bu iş eğilene mi para verilir mantığı var? Buradan nasıl? Da o da çıkıyor. Yani eğil bana para vereyim sana. Öyle bir beklentisi mi var Türkiye'nin? De eğilmek gerekiyor. Hayır, para almak için. Hayır, Türkiye'nin beklentisi yok. Buradaki rol bu. Dolayısıyla... Size itibarı var mı bu rolde? Yoktur. Yok ki. Senin bakanına karşı Türkiye'deki bir bürokratın bile böyle olduğu zaman olmaz ki. Yani... bekleyebilirsiniz ama önce sizin saygınlığınız olacak. Sizin saygınlığınız olabilmesi için önce kendi ülkenizdeki abuk subuk işleri düzelteceksiniz. O zaman ihtiyacınız yatırımlarla ilgili, işbirliği projeleriyle ilgili gidin Türkiye'den yardım isteyin. Kimse size yardım istemeyin Türkiye'den demiyor. Doğru da buluyorum. Projeler getirin. Ben hatırlıyorum geçen yıl 650 milyon TL proje yapılmadığı için Türkiye'ye geri gönderildi dendi. Türkiye'nin bizzat bakanı söyledi bize bunları. E ayıp değil mi bize ya? 20 tane üniversitenin olduğu bir yerde hükümet proje yapmıyormuş da Türkiye'den gelen paraları geri iade edilmiş. Bu üniversite uyuyor mu? Anlamadım.
Sen bunlardan devlet olarak... Allah'tan bu para bir yıl sonraki bütçeyle birleşiyor. Öyle Allah'tan. Oluyor. Evet. Ama sizin gene... Türkiye'de olmayan bir uygulama. Yapma kapasiteniz olursa... Şimdi ve bir başka konu. O yüzden şey olarak söylüyorum. Siz dörtlü koalisyon olarak, hükümet olarak iş ne yaptınız ki biz bunu eleştirelim ve ne yapmadıklarınızı ona göre eleştirelim. Evet. Peki, şimdi şunu sormak isterim. Siyaseten bizi nasıl bir dönem süreç bekliyor? Herkesin kendine göre bir referansı var. Herkes yorum yapıyor bu ülkede, yazıyor, çiziyor. Kimileri bu referans noktasını Ulusal Birlik Partisi kurultayına bağlıyor. Kimisi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden hesaplamalarının yapıldığını söylüyor. Kimisi partiler arası iktidardaki ve muhalefetteki bazı görüşmelerin yapıldığını iddia ediyor. Bilemeyiz. Ama ortada da çok zor bir dönem var. Bununla beraber de hükümetin gidişatı da tatmin edici değil. Siz yakın vadede ne görüyorsunuz? Bir erken seçim ama öncesinde bir seçim hükümeti oluşması gibi bir zemine gidiyor mu süreç? Ne dersiniz? Ne görüyorsunuz? Şimdi bakın, ben hiçbirinin önemi yok bunlar. Cumhurbaşkanı kimin seçildiği, Faiz Bey, Hüseyin Bey, Ersin Bey ya da bilmem kim Bey. Hiçbir önemi ve değeri yok bu süreçte. UBP, CTP, işte bilmem kim falan filan. Biraz önce söylediklerimi yapacak olanlar onlar olur, onlar iktidar olur inşallah. Bu bir bayrak yarışı. Bugün ben söylerim, yarın bir başkası söyler. TKP değil, başka bir parti gelir. Ve bu biraz önce saydığım düzenlemeleri bu ülkede yapılmaz ise, biz her zaman başka yerlere muhtaç olan bir ekonomiye sahip olacağız. Ve karakteri de güçlü olmayan iktidarlar bizi yönetimde olacak. O yüzden bunun başında Faiz Bey olur, Hüseyin Bey olur, Tufan Bey olur, Ersin Bey olur, bilmem kim Bey olur. Hiçbir önemi ve değeri yok. Hiçbir halka da bir getirisi yok. Cumhurbaşkanı da kim seçilse bir önemi yok. Çünkü şahıslardır değişen, partilerdir değişen, politikalar değişmiyor. Politikalar aynı kalıyor. İnsanlar değişiyor, partiler değişiyor, politikalar değişmiyor. O yüzden gerçekten 6 ay önce TKP Yeni Güçler olarak biz şunu düşünmüştüm, onu söyleyeyim, arkadaşlarımla da paylaştım. 20 yıllık bu ülkenin değişmesi gereken, atılması gereken adımlar var. Biz halka söyleyelim, bunları anlatalım. Belki bunlarla ilgili ülkede değişiklik olur. Yoksa biz de bunları değiştirmezsek var olanların aynısı oluruz. Yani burada mesele Çakıcı'nın bilmem kimden daha iyi bir adam olması değil. Hangimiz biraz önce saydığımız reformları hayata geçirecek ki bu ülke düzlüğe çıksın? Aksi takdirde bugün döviz krizi olur, yarın başka bir kriz olur, öteki gün başka bir kriz olur. Bizim bu düzen de buralarda böyle gitmeye devam eder. O yüzden insanlar değil, sistemleri değiştirecek ve bu anlamda bu biraz önce saydığım vergidir, tarımdır, faiz yasasıdır, bunları değiştirecek bir siyasi parti ve bir liderlik olması lazımdı. Bunun adı ne olursa olsun ama bunlardır değişecek olan. Gerisi fasafiso ve karışıktır. Yok Türkiye müdahaleydi, yok oydu, yok buydu, yok bilmem neydi. Yok diniydi, yok milliyetçiliydi, yok akıncıydı, yok cumhurbaşkanıydı, yok seçimiydi, yok hükümet. Hiçbirinin bir önemi yok. Ben size bunu kendi bilim adamınız, bir insanınız olarak söyleyeyim. Birinci işiniz vergi reformudur, ikincisi tarım reformudur, üçüncüsü faiz yasasıdır. Paranız yoksa düdüğü çalamazsınız. Düdüğü çalamazsanız ne hukukumuzu, ne kamumuzu, ne devletinizi siz yönetemezsiniz. O zaman da muhtaç olursunuz para istemek için ve muhtaç olduğunuz yerin de kölesi olursunuz. Çünkü paranız yoktur. Yalnızca dedikleri yapan bir muhasebe hükümetine dönersiniz. O yüzden ben ülkenin değişebilmesi için radikal adımlar gerektiğini, bunlarla ilgili önerileri de zaten 16 madde olarak ben toplumla parti olarak paylaştım. Ha bunlara uyarlar, uymazlar, bir kısmını düzeltirler, bir kısmını düzeltmezler. Onların bileceği bir şey. Bizim önerimiz budur. Daha iyi öneri var. Bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak. Ama şundan da vazgeçelim. UBP gelecekmiş. Gelecekmiş Türkiye'ye, yalvarsın ve daha çok para istesin de UBP gelirseymiş bir şey olmayacak böyle. Gibi bir yalanı da 40 yıldır çektik. 40 yıldır söylendi. Şu andaki sorun zaten bunları yapmamanızdan dolayı
döviz kriziyle de karşı karşıya kalın. Hem bütçemiz sallanırdı yerinde, bir de döviz bizi vurunca çok zorda kaldık. Dolayısıyla bunun bedelini orta direkt ve dar gelirli ödüyor şu anda. Bugüne kadar ödediği gibi. Ödediği gibi. Peki şunu soralım. Çok cümleyi eksik bıraktıydım. Bugüne kadar. Şu mesela ek mesai eylemi konusunda nasıl bir karar alırdınız? Alınan karar mesela sizce doğru mudur? Geri adım atmak ne kadar mantıklıdır? Sayın Erhürman feragat edilmesi beklenen noktadan istediklerini yeri alamadı. Söyleyeyim mi size cevabı? Ne düşünüyorsunuz? Anladım cevap sorunuzu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sorudur. Yani bence bu bugün yaptığımız şeyler benim için de güzel bir imtihan oldu. O anlamda söyleyeyim mi? Çünkü çoğu zaman söyleyemediğim şeyleri söylüyorsunuz. Önce vergi reformunu yapardım. Sonra tarım reformunu yapardım. Zaten bu büyük zengin zümre epey bize hücum edeceğiydi o zaman. Yani benim dönemimde de olaylar olurdu. Direnmek pek kolay değil. Tamam. Ben direnirdim hükümet olarak. Sonra dönerdim. Örtülü öneriğimden, partiler yasasından, ondan bundan, dörenlerden, aşırı verilen teşviklerden, bilinenlerden keserdim. Yine de param kalmazsa o zaman döner derdim ki çalışana. Ya kardeşim ben bak onları bunları şunları bunları yaptım ama siz de biraz katkınızı koyun buna yüzüm olurdu demeye. Buna rağmen yine benzer tepki görseydiniz. O zaman dinemezdim. O ayrı bir şey. Ama şimdi siz... Mesela Türkiye'den memur getirir miydiniz siz? Asla. Vallahi utanırdım. Bak yani... Bunu teklif eder miydiniz? Asla ya ben Mert kardeşim yani hayal edebiliyor musunuz? Mehmet Çakıcı telefon edecek. Türkiye bana memur gönder. Grev ben greviyle grayım diye. Ben öyle bir şey yapayım. İstifa ederim daha iyi. Ben... Çalışan bulamazsanız ne yapardınız? 2 milletvekili... Çalışan bulamasaydınız ne yapardınız? 2 milletvekilini, 3 milletvekili yapmadım diye... Yeterince yükseltemedim diye parti başkanını bıraktım. Ben erdemimi gösterdim sırasında. Ama şeye bakıyorum ama zaten halkın sana bunu demezdi biliyor musun? Çünkü senin mücadeleni ekonomik olarak... Samimi görürdü. Adam örtülü ödeneğinden vazgeçti. Partiler katısından vazgeçti. Gerçekten o zaman benzininden, rehasından, çiçeğinden... teşviklerden kesti. Vergi reformu yaptı, dar gelirliği korusun, tarım reformunu. Ama herkesin bir katkı koyması lazım. O zaman halk size bazı gene zayıf özellikle sizi provoke etsinler diye. Şu bazında provokatörler var ya ortada. Toplum psikolojisi olarak tam da bir yani uzmanlık iliniz, Kıbrıs Türk uzmanlık halkı alanınız olarak bedelini söylüyorum. Bu hükümete bile bakın ses çıkarmayarak 6 aydır. Yok ses verdi. Yoksa bir siyasi liderlik gelecek, güçlü bir liderlik olacak, zenginden alıp fakire verecek ve onun yanında Kıbrıs Türk halkı durmayacak. Kıbrıs Türk halkı durur. Yeter ki böyle bir inandırın, samimiyetinize. Yeter ki inansın peki insanlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Belki bir programa sığdıramadık. Pek çok başlık oldu, var. Konuştuk. Pek çok soru da var. Aktaramadık ama konuşmaya çalıştık. Vatandaşlar yaşadıkları sorunları birer birer sormaya çalışıyor ama o kadar çok sorun var ki herkesin kendine göre bir dünyası ve bir problemi var. Bunlara tabii yanıt vermek zor. En güzel yanıtı hükümet ve hükümetin aldığı önlemler, attığı adımlar verir diyelim. 3 Eylül Pazartesi gününden bizden bu kadar. Yarın aynı saatte yeniden gündemi görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. TV halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Her hafta başka bir bölgede halk konuşuyor.